Merhaba arkadaşlar. Biz dişçiye geldik. Ne yaptı dişçi sana? Kafanda mı döndü? Evet. Şimdi Ali abisi içeride. Birazdan toprağı alacaklar ne yaptığını. Sonra toprağın dişlere bakılacak. Hepsi de çürük. Ben şurubundan sanıyordum demiş Ali ile buradaki. Eşim demişti de dinlememişti değil mi? Dedik, evet. Ne yaptı doktor dişini? Röntgen çekti. Şimdi buraya gideceğiz. Röntgeni çıkarsak görüşürüz. 55, 75, 85 tutturuyorsun. Sen de bakalım bir çocuksun ya. Hadi kapat ağzını. Bitti. Arkadaşlar dişçiden çıktık. Babasının tepesinde. Dişi. Ne kadar tuttu sizce? Kaç diş? 5-6 mı onunla? Oo, toprağın bayağı diş arkadaşlar. Durmayacağı için ameliyatta alacaklar. Genel anestezi altında. Ayın 18'ine gün verdiler. Ali'nin de 12'sinde yanlış hatırlamıyorsam. Sonra da Kaan'ı getireceğiz de Kaan'da çok çürük yok görünürde. İki tane mi, bir tane mi bilmiyorum. Yani Ali'ninki nereden baksanız 3000 miydi Murat Ali'nin? 2000. Yok 3000'e yakın senin de. Şimdi Ertuğrul'un da arkadaşlar genel anestezi altında 8400. Taksitte valla nasıl ancak nasıl edecek? Rabbim kolaylık verir. Şimdi onun bayağı bir tuttu. Bu arada benim gibi sakın o hataya düşmeyin. Kaan şurubu Ali'de de leke yapıyor diye şey yaptım. Daha sonra Ertuğrul'da da öyle eşim uyardı. Hayır, senin dediğin gibi değil, çürük değil kan şurubu. Şey yapıyordum. Ama öyle değilmiş. Karşıdan karşıya geçtik. Arabalar var. Yani öyle değil, hayır çürük değil diretiyordum. Eşim haklıymış. En ufak bir leke de olsa, şey de olsa arkadaşlar, yani ihmal etmeyin. Yani dünyanın parasına mal oldu. Taksit de artık bir şekilde şey olacak. Ve taksit de yapmıyorlar. Ameliyat günü hemen alıyorlar artık. Ah, pozitif. Kredi kartıyla bakmışım. Şöyle böyle falan. Şöyle çevireyim. Başörtüme gideyim. Bakın. Sen ne diyeceksin? Oraya. Bak tramvay. Tramvay. Evet canlar. Hastaneden geldik. Diş şeyinden. Şöyle çorba koydum Şehriye. Toprak bunu istedi. Bir de antibiyotik alınacak. Kaan okula almaya giderken alırım. Şimdi bu kaynasın. Aha kuru fasulyem. Şöyle kuru fasulyem vardı, ısındı. Üstü köpük olmuş. Kapağını kapatayım arkadaşlar. Bu da kaynasın pissin. Bulaşıklar duruyor öylece. Şu hava boşluğunu da bir yıkamam. Şurayı da bir yıkamam gerekiyor arkadaşlar. Şöyle kirlenmiş bu da. Üstten pislik çırpıyorlar arada. Arada şey yapıyorlar işte. Bura hava boşluğu. Şura çocuk odası, cam açsam pis koku geliyor. Sağlık olsun, buna şükürler olsun. Böyle. Şimdi hemen çorbam. Bak çorbanın altını kapatmışım. Ağzını kapatalım pissin arkadaşlar. Şey yapacağım. Salata yapacağım, turşu koyacağım şimdi. Kaan'ı kaç dakika var? Ona göre şey yaparım. Kaan'a daha var. Evet arkadaşlar, yemeğimi yaptım, çorbam oldu. Şöyle salatalık turşusu koydum. Şu sostan koydum. Acılı. Salata yaptım. Fasulye. Bize afiyet olsun. Evet canlar, biz yemeğimizi yedik. Şöyle kargo bekliyordum. Bu kargo daha öncesinde geldi arkadaşlar. Ama hep kargocu akmış demişti. Yine şöyle bir akma yapmış. Aynı kutumu, başka kutumu bilmiyorum. Geçen günkü bayağı bir akmış demişti bana. Geri iadesini yapacağım dedi. Çok akmış deyince dışarıda aradı. Kapıya getirmedi. Hani kapıya getirse görürdüm.
Gönderen kişiye söyledim sayfaya. O da sağ olsun yeniden gönderdi. Bu arada gönderen kişinin ismi farklı yazıyor arkadaşlar. Ben sayfanın linkini bırakırım. Oradan ulaşabilirsiniz. Şöyle Biolanda'nın kargosu geldi. Bayağı bir bantlanmış arkadaşlar. Ama ne yazık ki. Bilmiyorum ya. Belki hani kargocuların hatası. Ya kargocuların hatası değil. Hani gönderirken diyeceğim ama birazdan açacağım, içine bakacağım. Dur anneciğim. Bazen oluyor. Bazen arabada da oluyor. Bazen patlayabiliyor. Taşabiliyor da. Ya da firmanın şeyi de olabiliyor arkadaşlar. Şu elime soğuktan yine şey oldu benim. Havalarda soğudu vallahi. Elimi şöyle şey yapamıyorum, şunu açamıyorum. His kaybı var. Of of. Bu arada ben böyle söylüyorum da bazıları dert yanıyorsun diyor. Dert yanmak değil arkadaşlar kesinlikle. Tamam, bunu dur şöyle açalım annem, bekle. Evet, toprak açtı. Yardımcı oldu. İnşallah çok akmamıştır. Dur bakalım anneciğim. Ha, yo, öyle akma olmamış. Ya hafif ak. Allah'ım çok güzel bir şey kokuyor toprak. Çok güzel. O da parfümüm acaba? Valla böyle güzel kokulara hastayım. Sadece hafif akma olmuş arkadaşlar. Şimdi hemen içinde neler var göstereceğim size. Ver anneciğim. Şöyle iki aparat çıktı fış fışlı. Bakalım o da parfümüm acaba? Evet arkadaşlar, o da parfümüymüş. O da parfümü ferahlığı demiş. Aslında bunun ağzından akmış. Ya da yo, akan böyle patlak bir şey de yok aslında. Ama var ya, o kadar mı güzel kokar? Onu çek anneciğim. Hangisi bu mu o mu bilmiyorum. Şu muhteşem ötesi kokuyor arkadaşlar. Buna bakacağım. Evet, galiba. Yo. Ya hafif aktı arkadaşlar, bilmiyorum. Bu da aynısıymış, o da parfümü. Ama çok güzel kokuyor. Bir tane, şunun ağzı açık. Evet, şu da akmış olabilir arkadaşlar. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Aslında bunları pıt pıta sarısaydı. Evet anneciğim, ondan çıktı. Pıt pıta sarısaydı, ya ağızları ya da batlatsaydı, o kadar akma şeyi olmazdı. Daha sonra şöyle Biobellanda'nın doğal genel temizlik, natural bu gelmiş, klor, amonyak, fosfor falan içermez diyor arkadaşlar. Belki de şu da akmış olabilir diyeceğim ama büyük ihtimal o da sprey yapmış. Allah'ım bu kadar mı güzel kokar ya, bayıldım. Yine şöyle bir tane genel temizlik arkadaşlar. Daha sonrasında bu ne? Bu fırın yanmış yağ şeyleri. Dur aşkım. Bir saniye. Bu da, bunun ağzı açık toprak ya da öyle oluyor, açık değil. Bu da aynı şekilde. Şu neymiş? Şöyle Berenice bebek şampuanı arkadaşlar. Bir tane de böyle gelmiş. Yo, iki paketmiş. Böyle de iki paket. Bu arada Allah'ım var ya, bu kutuya eğdikçe o kadar mı hoş buram buram kokar. Beni gerçekten cezbetti bu koku. Oda spreyinin olsa gerek galiba bu koku. Ya da şu genel temizliğin kokusu da olabilir arkadaşlar. Büyük ihtimal şu oda kokusu olabilir. Allah'ım böyle bir koku olamaz. Nasıl kokuyor toprak? Güzel. Çok güzel kokuyor. Bu da böyle. Bu arada sayfanın linkini bırakacağım arkadaşlar, açıklamalar ve yorumlar kısmına. Oradan sipariş verip ulaşabilirsiniz. Buradan sayfaya çok teşekkür ederim. Bunları artık kullandıkça deneyimlerimi paylaşacağım sizlerle. Evet arkadaşlar. Biz programla hazırlandık anne. Toprak. Nereye gidiyoruz? Toprağın dişi için arkadaşlar antibiyotik yazdı. Antibiyotiğini alacağız. Oradan da kan aldıktan sonra ikisinin saçını keseceğim. Vallahi yıkayacağım saçlara. Değil mi? Şurada bir resim çekinek mi seninle? Bak bu taşlar da. Gel şartmanın orada çekinek. Şurada da bir resim çekinek oluşumla. Evet arkadaşlar. Toprağın şurubunu aldım. Şu an
Berbere geldim. Kaan'ın saçı kestiriyorum. Ve bunun saçlarına kıysam mı kıymasam mı kafam karıştı. Buraya mı oturacaksın? Tamam. Tamam. Şu an kesiyor. Ali'nin saçları çok çabuk uzamıyor. Kısa. 12'de uzayınca getiririm artık. Buraya devamlı geliyoruz. Kestiriyoruz saçları değil mi anneciğim? Tamam. Evet canlar. Paşam uyumuş. Üstünü de örtmüş. Bu arada bunun saç kesme stili sonra gösteririm. Şu arkalardan kısaldı. Şöyle. Şunları şöyle bağlayıp arkaya. Yeni moda var ya. Öyle kestirdim. İlk başta tuhaf geliyor. Sıkıldım mı? Yeniden normal kanunki gibi kestirdim. Şu an yıkadım. Biraz terli. Antibiyotiğini içelim. Zaten hastaydı. Bir terini sileyim ben paşım. Uy ne tatlı oldu. Kanım duyuyor. Bu arada bakın burnu hala akıyor. Dişi de aksa yapmış. Genel anestezi altında olacak arkadaşlar. Bakalım hayırlısıya. İnşallah bakıyorsun gibi terlemiş. Yastığını ters çevireyim. Ya da yüzünü değiştireyim diyeceğim ama uyandırmadan. Yani böyle kuzumu çekiyorum şu an. Şöyle yandan çekeyim maşallah deyin. Daha sonrasında şurubunu içelim. Akses insin bayağı var dedi. Katlanmış dedi. Sonra da Kaan'ı götüreceğiz. Yani böyle ne diyecektim ya. Ben bir şey diyecektim şimdi size unuttum. He, sonuçlarımız negatif çıktı arkadaşlar. Şuraya ekledim oradan bakarsınız. Videomu sonlandırın. Dediğim gibi sayfanın linki arkadaşlar. Hatice Tekkeli sayfası. Beyza Buran annesi. Onun sayfasından geldi. Biyolanda ürünleri. Yani şöyle Biyolanda geldi arkadaşlar. Bu Hatice Tekkeli sayfası linkini bırakacağım. Hatice abladan dilediğiniz gibi sipariş verebilirsiniz. Üye olabilirsiniz. Satış yapabilirsiniz. Ben şu kokuların hastası oldum yemin ederim. Bir de iki çeşit daha varmış. Onları da merak ediyorum inanın. Hem indirimli avantajlı alıyorsunuz. Veya sökücülerin hünerini bir görseniz. İnşallah kısa videolarla paylaşacağım size. Yani böyle burada da bambularım var. Dün gösterdim ya yeni bebekler filizler veriyor diye. Şöyle dal veriyor köklerinden. Bunların çoğunda da öyle olmuş. Birkaç tanesinde kurt duruyor arkadaşlar. Diyorum kurtlar mı geldi kök vermek için. Neyse ben videomu sonlandırayım. Benim şuruplarımı görüyorsunuz arkadaşlar. Toprağında antibiyotiği. Bura böyle kalkacak. Birkaç gündür iş yapmıyorum inanın. Neyse bugünlük benden bu kadar olsun. Yine bambularla kapanış. Kusuruma bakmayın gerçekten. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Sayfanın linki açıklamalar ve yorumlar kısmında olacak.